Set 74'ün devam ediyor sevgili arkadaşlar. Soruyu vermiş hatalı işlemin doğru sonucu nedir? diye. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu iyi anlamamız gerekiyor. Bizim çarpma işleminde basamağı neden bir tane yana kaydırıyoruz? Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Mesela bir tane örnek vermek gerekirse hemen şurada verin ki bir sonraki soruda da kullanacağım bunu. Mesela 24 çarpı 23. Şimdi arkadaşlar bunu çarparken ne oluyor? Aslında 3 ile 24'ü çarpıyoruz önce. Yani 72 buluyoruz. Ardından 2 ile 24'ü çarpıyoruz. Yani 48 buluyoruz ama bir tane yana kaydırıyoruz. Bu yana kaydırmamızın sebebi aslında biz 2 ile 24'ü çarpmıyoruz. 20 ile 24 yani basamak değeriyle 24'ü çarpıyoruz. O yüzden burada bir tane gizli ne var? Gizli 0 var. Yani burada gördüğünüz şey aslında 3 ile 24'ün çarpımı. Burada gördüğünüz şey aslında 20 ile 24'ün çarpımı. Sen bunları toplarsan 23 ile 24'ü çarpmış olursun bu durumda. Peki ve burada ne olmuş? Kaydırmayı unutmuş. O zaman şurası ne? Burası 2 ile AB'nin çarpımı. E burası ne? Burası da o zaman at normalde bir tane yana kaydırsa da 6 ile değil 60 ile AB'nin çarpımı olacaktı. Bu da 6 ile AB'nin çarpımı. E sen bunları toplarsan 8 ile AB'nin çarpımını bulmuş olursun. Peki 8 tane AB 216 ise 216'yı gelip burada 8'e bölelim sevgili arkadaşlar. 8'e böldüğümüz zaman ne olur burası? Ne oluyor? 20 e, 20 56 mı? 27 mi oluyor? Evet 27 oluyor. 27 olarak arkadaşlar. Işte. O zaman AB sayısı bu durumda 27'ymiş. E AB sayısı 27 ise 27 ile 60 hatalı için doğru sonucu 27 ile 62'yi çarpacağız. 27 ile 62'yi çarparsak arkadaşlar sonu 4 ile biten sayı oluyor yani. 7 ile 2 çarpım 14, 4 sonu 4 ile biten sayı oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada da dikkatli bir bakarsanız bir tane kaydıracağına iki tane basamak kaydırmış gördünüz mü? Yani bakın şurada gördüğünüz şey ne? 7 ile ABC'nin çarpımı. Normalde burada bir tane kaysa da 20 ile ABC'nin çarpımı olacaktı. Ama ne olmuş? 2 tane kaymış. O zaman burada aslında 200 ile ABC'yi çarpmış. Yani aslında bunların toplamı 207 tane ABC şu yandaki sayı eşit. Peki biz 23.391'i 207'ye bölersek elimizde ne kalıyor arkadaşlar? 113 kalıyor. O zaman ABC sayısı 113'müş. E şimdi bana diyor ki hangisi doğru, hata doğru sonucu nedir? E 113 ile de 27'yi çarptığımız zaman arkadaşlar Cevabımız ne oluyor? 3051 oluyor. Yani iki yana kaydırmak o zaman bunun binle yani şey 2 ile çarpacağımı 200 ile çarpmak anlamına geliyor. Normalde bir yana kaydırmak 20 ile onun basamak değeriyle çarpmak anlamına geliyordu. E i̇ki tane kaydırına göre o zaman bu anlama gelir. Çarpma işleminde hatalı öğrenen 4. sınıf öğrencisi olan Asilay işlemi şekilde gibi gerçekleşmiştir diyor. Yani aslında yerleri karıştırmış yani. Yandaki bir tane bu yana kaydı. Yani şunu şöyle yazabiliriz arkadaşlar. 23'e şöyle 46 diye de yazabiliriz yani böyle. Şimdi aslında ne yapıyor? Böyle yazmak ne anlama geliyor? Aslında burada 12 ya. Normalde ne yapması gerekiyor? Yani 23, 23, 12 çarp. Ama burada aslında ne oluyor? Şurası ne arkadaşlar? Pardon. Şöyle şurası. Burası 1 ile 23'ü çarpmış. Şurada bakın 0 var. Bakın gizli 0 var. 20 ile 23'ü çarpmış. Yani aslında 12 ile çarpacağına 21 ile çarpmış oluyor. Yani tam tersi olmuş oluyor. 12 ile çarpacağına 21 ile çarpmış oluyor. Yani yerleri değişiyor yani çarptığı şeyle. Buna göre asil aynı yöntemi kullanarak hangisinin doğru sonucunu bulur? Arkadaşlar o zaman onlar ve birler basamağının yeri değişiyor ya çarpmada. E, yeri değiştiği zaman hiçbir şey fark etmez. Bakın 44 ile çarptığı için 4 ile 4'ün yeri değişirse hiçbir şey fark etmez. O yüzden asil bu durumda e, asilayın bu hatası çarptığı şeyle yani oradaki 12'ni 12 ile 12 çarpmak yerine 21 ile çarpmış oluyor. E, burada da arkadaşlar 44'ün yeri değişirse hiçbir şey değişmez bu durumda da diyelim sevgili arkadaşlar. Bu da böyle bir ee, soru oluyor. Evet, bu setin sonuna geldik. Bir sonraki sette devam ediyoruz.